Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bükkü. Ya bir dakika boş durmaz mı bir insan ya? Bükkü. Kerem ne haber yavrum? Ne haber? Kerem nasılsın? Selam sana abi. Ne zaman yaptın? Korona selamı ha. Böyle verdi o gün yoktu. Ne vardı la, hepsi var. Hepsi yoktu vallahi. Ne orası ne? Kümes mi? Yok orası kömür. Bırak. Kanarya yerini yapmışsın ha. Ardiyelik mi? Hint bülbülü koyacağız. Çok iyiymiş. Hint bülbülü değil mi? Ya abi bak bu adam bir dakika rahat durmuyor. Ya ne gerek her dakikası ya. Çalışarak geçen adam. Ah çek. Veysel Turan. Kasım Bey hoş geldin. Sen Veysel nasılsın? Veysel Turan. Çekmiyor. Çekmiyoruz güvercinleri. Çekme abi. Çekme biraz. Arkadaşlar Yeşil Güvercin Kümesi'nden herkese merhaba. Bugün çok sevdiğimiz bir abimizin yanına geldik. Veysel, soy ismini verir mi? Vermiyorum. Veysel abimizin yanına geldik. Bazı ifşa konuları oluyor biliyorsunuz. Çok güzel kuşları varmış dediler. Biz de geldik. Yasak zamanı. Kalktık geldik. Polisler çevirdi. Atlarla güreştik. Develerle boğuştuk. Öyle mi diyelim? Çok soğuk bir gün. Veysel'in Mardinleri dedik ama Veysel biraz posta falan da yapmış herhalde. Veysel'in ne yapıyorsun? İyisin inşallah. İyi Ercan'ım. Hoş geldin. Çok, çok amatör gidiyoruz kanka. Bu işlerde sen tecrübelisin. Sıkıntı yok. Her yer güvercin doluymuş. Maşallah. Aç mı kuşlar? Ben dürüm söyledim abi. Aslında ama tabii dışarıdayken karışık yem verdiğim için dayanamıyorlar buna. Ha, şu an karışık mı veriyorsun? Şu anda karışık veriyorum. İçeriye koyduğumda sade buğday. Dışarıda karışık veriyorum. Daha çabuk yiyorlar. Kuşları da biraz karıştırmışsın galiba Veysel. Evet. Mardinleri biraz azalttım çünkü burada sıkıntı yaşıyorum. Buraya mardin uçuruyor muydun burada? İşte abi burada uçuruyordum fakat dinmiyorlardı. Birkaç tane gidiyor ya. Biraz daha düzgün çok kuşlar. Yani böyle makinalı kuşlar yok o zaman. Aslında şu mesela şey var ya kulağın. Evet. O gayet iyi. Şu alalar güzel. Fakat alaları kanatlarını çektim. Ha şey kaybetmemek için. Kaybetmemek için. Dolapçılar dönüyor mu? Dolapçılar çok iyi dönmüştü fakat burada uçurmadı. Kanatları çektim. Maşallah. Yalnız kuşların hepsinde bir şey fark ettim. Hepsi iri. Evet. Hepsi sağlıklı. Bak hareketlere bakar mısın Kasım çek. Bu kuşlarda böyle bir fark ettiniz mi Kasım? Nasıl? Böyle bir kuşlar hep şey ne derler ona? Canlılık var yani. Çok dinamikler evet. Maksana, çok maşallah. Buğday yok sadece mısır, gevrek var. Bu şey zaten direkt buğdaysız karışık. Kimin kuşlarına güzel dediysem gittikten 10 dakika sonra hepsi alayı pert. Onu söyleyeyim. Ama gerçekten çok güzel. Yani şu beyaz kuyruklu akkanat akkuyruk gibi olan Bursa mıydı Veysel? Paçalı olan mı? Yok içeri bir yavrumsu bir kuş. Evet. Mesela o da kar zamanında geldi. Evet. İnanılmaz derecede güzel uçuyor. Çok iyiymiş ya. Vallahi şey çok güzel ama kümeste bir doğallık var fark ettin mi? Böyle çok böyle profesyonelce dizilmiş bir kümes değil belki. Hani böyle yuvalıklar, nizami vesaire. Ama bir namı var Veysel abimizin. Çok kral yavru alıyor. Yani en kral kuşçular bile bilmiyorum ama öldürmeden yavru alamazlar. Maşallah. Bu sene hiç yavru öldürmedin değil mi? Bu sene yavru öldürmedim. Fakat şu anda bir tanesini bakmadığını fark ettim. Onu büyük ihtimalle ben kendim besleyeceğim. Yani ilk defa böyle bir şey oldu. Enteresan bir yavrularım var. Onları göstereyim. Evet. Mardin'le tel kuyruk kelebek eşleşti. Evet. İlk bir tane yavru aldım. Çok hoşuma gitti. Ondan sonra bıraktım, ayırmadım. Şimdi göstereceğim, inanmayacaksın yavrularına. Mardin ve tel kuyruk arkadaşlar. Evet, evet. İki farklı cinsten bahsediyor evet. Veysel. Mardin'le tel kuyruk kelebek. Evet, evet. Çıkan yavru. Bu birincisi. Ala Mardin diye iteleriz. Ve bu diğer kardeşi. Yani. Arkadaşlar alaları gördünüz mü evet, alaları? Evet, yani çok enteresan. Alalar. Şimdi şöyle çok iyi kuşçular bunu bakar. Yani bu kuyruk üstü falan yoktur bu kuşlarda büyük bir ihtimal. Oradan belki yakalayabilirler ama al sana ala. Tamam. Yani kuşların ne kadar sağlıklı güzel olduğunu görüyorsunuz değil mi? Maşallah. Yani kümesleri böyle çok itinayla yuvalıklar dizmeye, bilmem ne bileyim şekilli şükürlü yapmaya. Kuşlar doğal ortamı seviyor arkadaşlar.
Yapmayın. Şu modern kuşçuluktan birazcık gidelim mi? Kaçalım mı? Maşallah ya. Baksana kuş ürkek, hiç ele almıyor. Ama kaçak yakaladım. Bak bir özelliklerim buydu. Bunu da doyurmuşlar galiba. Bunu da kursak. Bu neyin yavrusu? Bu da bir mardin, şekeri mardin. Bu beyazla şekerinin, şekeri dediğim böyle değil ama. Tamam, şarabi gibi mi? Şu mu? Şu. Şarabi. Beyaz da olduğu için güzel, evet, şekeri, evet, vermiş. Evet. Güzel. Daha güzel vermiş hatta, öyle söyleyeyim. Evet, aynen. Evet. Şey, babası güzel değilmiş çok fazla. Orada mı büyüdü o? Kasım, gelir misin? Lütfen şu görüntüyü almanı istiyorum. Bak, hayvanın büyüdüğü yere bak. Bir karış yok. Veysel'im, elini karışını açar mısın orada? Açamayız ya. Burası, evet, bir karış. Bir karış derken elimi açmıyorum. Sadece elimle aslında. Yani çok süslü yuvalıklara, çok fazla eleştirdim bugün yuvalıkları ben, ama herkesin görmesini istiyorum. Özellikle küçük kardeşlerim, yuvalık yapamıyoruz diye korkmayın. Üzülmeyin. Bakın küçücük yerlerde, hatta şunlara bakın, ikisi zor sığıyor. Veysel'im, bunlar harbiden çok küçükmüş ya. Bunlar yuvalık olarak mı? Evet. Ya yuvalık olarak çok küçük ama tabii ki de yine bir soğan, bir ekmek yeterli bunlara. Bizim bir odamız olsun, tamam. Ya geri, bunlar kaçmışlar. Tabii bunlar bir de kaçarak evlendiler. Yoksa kaçak mıydı kanka yakaladı? Şu kelebek kaçak. Evini terk etmiş. Erkek galiba. Evini terk etmiş. Aşkını burada buldu. Bir soğan, bir domates, bir ekmek. Aynen öyle, yetiyor bunlara. Sıkış tıkış. Şurada bir fana dikkat ettim. Bu fan oradan dışarıya alsın diye mi, yoksa? Alsın diye değil, o serinletmek. Yazın, evet, yazın çalışıyor. Yazın devamlı çalışıyor orada. Sadece buraya fan, serinletmek, evet, için. Evet, serinletmek için. Yani yavrularda bir nefes darlığı falan olmasın diye. Yani oksijen yetersiz kalmasın diye havalandırma. Evet, yine aynı şekilde arkadaşlar. Bakın, bazı yuvalıklar haddinden fazla büyük. Mesela bakın şuraya. Kocaman. Galiba zaman zaman orayı eş kapatmak için de kullanıyormuş. Sonra ilk zamanlarda kullanıyordum, fakat hangi eş buraya şey yaptıysa, yumurta yaptıysa, evet, çok sağlıklı bir şekilde büyüttü burada. O yüzden burayı bir daha da bozmadım. Ve orada, sen şu yuvalıklarda yavru aldın mı diyeceğim, ama yumurtaya yatıyor bak, hayvan. Var mı? Bak şu anda buradan öldürmeden ölmedi. Maşallah, maşallah. Yani bak, küçücük. Bak, az önce dışarıda kola gösterdim ya. Evet. Onunla bunun şeyi, yavruları. Tam çalışmış. Yalnız bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşlar, aylardan Şubat ayındayız. Yarın kar geleceğini söylüyorlar. Bu soğukta, yani tamam, elbette vardır, güzel abilerimiz vardır yavru alan, sözüm yok. Bu soğukta maşallah Veysel yavru alıyor, kuşları yumurtluyor. Ben bu mevsimlerde kuşlarımın yumurtladığını çok fazla görmemiştim. Burada yumurtaya yatıyor. Orada da yeni yumurtladı. İnşallah ikinciyi de bekliyorum. Kasım, hatırlıyor musun? Bizde bir tane dolapçı vardı. Aynen. Aynısı. Ana, dişi mi şu kuş? Erkek. Bunun aynısının dişisi vardı bizde. İşte bunlar hediye geldi. Bir küçük bir arkadaşımızdan. Postalar da bak, şu posta çok güzelmiş ha. Evet evet, onları da. Şarabi posta zaten. Çok hoş bir posta. Var mı o devam onu? Şunu da gittim büyük çekmeceden. Bir arkadaşımla kuş takasına girdim. Bir çift mardin verdim. Çok oyunlu bir beyazla, çok oyunlu bir mavi mardin verdim. Sırf bunun için. Yani maşallah. Görselliğine, eşi de aynı mı? Eşi yok. Tek aldım bunu. Şu beyaz neyin nesi? Onlar erkek. Onlar işte. Şu an 3 tane erkek mi var burada? 2 tane beyaz erkek var. Bu şu da mı erkek? O da erkek. Şu evet. Soldaki de erkek mi? Şu dördüncü şu. Şarabi. O mu? Bir bakayım. Evet evet, erkek. O zaman 4 tane erkek. Kasım, şimdi bizim Veysel'e dişi kuş getirmemiz lazım. Onun şeyi var. Eşi var mı? Evet, onun eşi var. O dışarıdadır büyük ihtimalle. Dur bakayım. Peki, hayır, burada. Veysel, şöyle bir kümesi yuvarlıyorum abi. Burada kaç tane güvercin besledin en fazla? Ya da kaç tane kuş besledin? Her yer dolu maşallah. Ya burada hemen hemen 50'yi bulduydu. Fakat çok olunca Facebook üzerinden genç kardeşlerimize bayağı bir hediye ettim ben burada. Evet. Yönlü zengin abimiz sağ evet, olsun. Yani satmadım. Genelde hediye ettim. Aslında bak, hediye edince de bilmiyorum değerini, kıymetini bilirler mi? Bilirler. Yani bugün bilmezlerse insanın özü elbet dışarıya vurur. Bir gün gelir. Bugünleri hatırlarlar. Onlar da kendi kardeşlerine, yine bizim gibi güvercine gönül vermiş insanlara hediye ederler elbette. Yalnız dikkat ediyorum, bir
3, 4, 5, 6, bir güllü 7. posta var yukarıda. Yani bir 7-8 tane bir posta var, doğru evet, mu? Evet, evet. Şundan geçen de bir tane de kayboldu. Kanatları evet. Makaslı oldu halde. Bir tanesi kayboldu, bulamadım. Şey, Kasım dikkat ettin mi? Her yer yavru dolu maşallah bak. İki tane yukarıda var. Şurada bir var. Tane şurada var. Bir tane bu sol tarafta. Bir tane burada var. Orada yumurta yatıyor. Bir tane şu yukarıda var. Burada yumurta yatıyor. Yani kümeste, evet kümes biraz basık olabilir belki ama ben her zaman savunmuşumdur. Çok yüksek, çok büyük kümeslerde çok toz oluyorlar. Çok toz oluyor. Çok yüksek havalandıkları için evet dediğim evet. gibi çok toz oluyor. Kanatları örnek veriyorum içeride uçma şansı elde ediyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? İçeride toz oluyor ve göz nezlesi oluyor. Açık söyleyeyim. Harika. Çok beğendim kümesin bu kısmını. Çek, çek. Veysel burası ne? Orası eskiden bıldırcınlar içindi. Çok bıldırcınım vardı. Oy. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sanki bıldırcınlara daha çok değer veriyorsun. Ben geleceğim dediniz gelmesin. Tabii bütün hayvanlarıma değer veriyorum. Hem bıldırcınların yeri rezidans, orası gecekondu gibi olmuş. Yok yok, orası da çok iyi. Rezidans yani, mı? Mesela özel olarak otelleri falan yaptım. Hatta gel. Soğuk kar yavru almanın sırrı. Bu yani, ayrıntıya dikkat edelim. Yavru almanın sırrı arkadaşlar. Bu cephe kuzey mi oluyor? Evet evet. Yani kar soğuk buradan geliyor. Yani bunu da zaten malum sizden aldıydım. Evet reklamla. Ondolin. Özel inşaat ve orman evi. Yani elimden geldiği kadar titizlik göstermeye çalıştım. Yani üstten ayrıyetten bir havalandırması var yine. Sıcak zamanlarda açıyorum burayı. Soğuk olduğu zaman burayı açmamaya evet. çalışıyorum. Çünkü içerinin derecesi çok düşüyor. Evet. Hayvanlar sıkıntı evet. yaşayabilir. Yani. Çok gerçekten bu havalandırma olayı çok önemli güvercin. Çok önemli. Mesela. Ben çok ilk zamanlarda birkaç tane yavru kaybettim havalandırma yüzünden. Evet. Yani şu çok önemli. Bu havalandırma olursa kolay kolay yavru kaybetmezsiniz. Yani kuş mu aldınız? Kaliteli mi? Çok büyük, büyük paralar mı verdiniz? Getirin takımını Veysel'e. Sizin için yavru alsın. Yavru alsın. Sonra yavruları kendine alsın. Ama gerçekten o tipleri Özlem tiplerimiz vardı ya. Yani. Veysel'e getirsek. Abi sen burası, şey burası var ya geldiğimizde hiç böyle yoksa, şey olur ya. Hiç yoksa 40 tane şey aldık. Yumurta. Yavrularımız uçtu. Genç oldu. Neredeyse eş olacak kıvama geldiler. Bir şekilde veba vuruyordu. Zaten o dönem çok veba vardı. Evet, şu o anda dönem çok vardı. Ben yani. İlaç aldım. Ondan sonra hemen kesti. Şu an bakalım yine bir yavrumuz var ama inşallah bu sefer büyür ya. İnşallah. Olmadı tipleri buraya getirelim. Olabilir. Burada kendi kendine zaten yavru getirirseniz birkaç tanesini şey yaparım buradan. Gönderelim. Zamanında iyi para vermiştik onlara. Bu ne lan kalsın. Aslında benim şey düşüncem de vardı ya sizden böyle tip yumurtası almayı da düşünüyordum. Direkt tip verelim. Görüyorsunuz arkadaşlar ben böyle posta evet birçoğunuz görmüştür de. Getirelim buraya. Ben ilk defa görüyorum. Diyeyim o tipleri böyle. Rengi işte benim çok güzel. Para verdim adam gibi. Bu siyahları çekiyorum. Sonuç olarak besleyici. Bunu ticari amaçla yapmadık. Bir tane yavrusu var. Satacağından falan değil. Şimdi sadece yakışmadığı için siyahları çektim. Şimdi daha güzel oldu. Yavruyu bir 10 gün sonra bırakırlar diye düşünüyorum. Biraz evet. Fena bir posta değil ama kanat rengi çok güzel böyle kalsın. Aynen kül yani. Rengi böyle nuhudi tarzı. Güzel bir erkek posta. Postaları her zaman sevmişimdir. Arkadaşlar evet Veysel'le geçirdiğimiz zaman her dakikası çok güzel, çok eğlenceli. Yalnız videomuz çok uzun sürdü. Burada sonuçlandıracağız. Bugünlük bu kadar. Sağ olsun bizler için bir hazırlık yapmış. Mangal yakmış. İşte oturacağız, sohbet edeceğiz. Çeker misin? Siz de müsaade ederseniz biz yemeğe geçeceğiz. Size de iyi seyirler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kanı sağlıcak. Thank you.